Herkese merhaba, ben Akreon ve bugün sizlerle birlikte 10.34 yaması Teamfight Tactics'in değişikliklerini inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Glacial yani buzulla başlayacağız. Buzla, buzlu biliyorsunuz 2, 4, 6 şampiyonlar olduğunda, herhangi bir şampiyon olduğunda stun damage'i karşı takım yiyordu. Belli bir süreliğine, 1.5 saniye yakın bir süre donuyordu rakip. Şu an aynı şekilde duruyor Glacial için, yani buzlu için. Bir de artı hasar vuruyor üzerine. %25 şansı stun atma şansı var ve onları 1.5 saniye damage vurma şansı var. Evet, Malphite'ın birinci seviyede aynı, ikinci seviyede bir ultisine buff var. TFT için 150-300'de çıkartılmış, artık 0.50'ye yakın bir buff var. Mastery'nin W'sündeki meditate zamanı ve aldığı saldırı hızı bonusları 6.6'dan 8'e çıkartıldı. Nami için burada hasarı arttırıldı. 100-200-300'den 100-200 1000'e çıkartılıp büyük bir değişiklik. 3. seviye Nami yapabilirsiniz peki. Çok zor 3. seviye Nami yapmak ama olmayacak işte değil. Ve takım arkadaşına verdiği damage artısı da 25-50-300'den 50-75-500'e çıkartılmış. İki güzel bir değişiklik olmuş, gerekiyordu Nami için. Senna için değişikliklerimiz var. Burada hasarı 50-100-150'den 100-200-300'e, yani ilk seviyede 50, ikinci seviyede 100, üçüncü seviyede 150'ye yakın bir artış var. Ve eğer takım arkadaşını vurarsa Senna buff veriyordu biliyorsunuz belli bir süreliğine. 5 saniyedeymiş o, 4 saniyede düşürülmüş. Aynı şekilde hasar arttırıyordu. 15-40-65'ten o da 250 60 ve 100'e çıkartılmış. Talia'nın W'sünden attıktan sonra stun'ı 2 saniyeden 1.5 saniyeye düşürülmüş. Talia için gerekli. Ben bekliyordum Talia için. Çünkü son zamanlarda Mountain, yani daha yaması daha şeyiyle o işin de daha yaptığınız zaman Talia bir de artı mage yapıyordunuz üzerine. Çok güçlü oluyordu. 2 defa W atabiliyordu ve 2 saniye yakın stun'la birlikte 2 tane rakibi neredeyse 2 saniye devre dışı bırakıyor. Neredeyse Zephyr gibi. Evet, Tarik'in ultisine ultisi değişmiş burada. Zamanı 3'ten 3-5'ten 2.5-2.5-8'e çıkartılmış. Tabi burada 3. seviye yapamazsınız zaten, diğer yok. Buff'ları basmış. 5. 5 altın vererek aldığınız şampiyonlarda. Burada da nasıl dedikleri, nasıl değişeceğini zaman zaman olan şeyleri söylüyor. Riot'la bir feedback var burada. Riot'a sormuşlar, Riot'a cevap vermiş. Bunlar da böyle yarın başlıyor demiş gelecek şey. Riot Mort demiş bunu. Burada da hangi kostümlerin nasıl şekilde geleceğini, çünkü artık PBA geliyordu önceden, zamanında PBA'den bunlara yansıyordu ki ilk önce böyle olması gerekiyordu düşünüyordum ben de. Son bir yarım, bir buçuk yıla yakın artık kostüm geleceği zaman Riot ilk önce PBA'den de önce bir yerde kendi içerisinde deniyor, PBA'ye sonra veriyor. İlk önce PBA'ye geliyordu normalde bug fixleri düzeltmek için. Evet, TFT'de işlerimizde bu kadar. Gelirse yine bilgilendiririm sizi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bol zaferler.